Sezon sonu tekrar düşme kuralı aynen uygulanacak mı? Tabii. 4 takım düşecek. Ligde takım sayısını kademeli olarak düşeceğiz yani. Tabii. Tayfun... Yani 18 takıma düşecek hem Süper Lig hem birincilik. Tayfun Bayındır soruyor, diyor ki Nuri Şahin ve Emre Belezoğlu başta olmak üzere Süper Lig'de pro lisanslı olmayan ama takım çalıştıran hocalar var. Sergen Yalçın, İlhan Palut da bir süre pro lisansı olmadan takım çalıştırdılar. Nasıl bir çözüm düşünüyor Sayın Başkan diyor. Şimdi burada UEFA'nın kuralları var. Bu UEFA'nın kuralları çerçevesinde eğer bir esneklik yapabileceksek bu da şu anda işte 15 günlük bir şeyimiz var. Geçmişimiz var şu anda. O kadar büyük projeler anlatıyoruz ki bunlar daha önce Türkiye'de uygulanmamış projeler. Daha önce yapılmamış işler. Bunları hızlı bir şekilde yapıp daha sonra bunlara da el atacağız inşallah. Yani bir taraftan bu işleri yaparken diğer taraftan da mesela şimdi bugün deplasman yasağı ile ilgili ya acaba işte birincilikte, ikinci, üçüncülükte de kalkacak mı? İşte yarın yönetim kurulumuz olacak. Orada da onu şey yapacağız. İnşallah onları da. Yani bizim şeyimiz bu zamana kadar el atılmamış. Bu zamana kadar Türkiye'de futbola farklı bir bakış açısı getirebilmek, doğru olanları yapabilmek ve marka değerini artırabilmek için ve herkesi kıymetli hale getirebilmek için el ele verip elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Şimdi bu Fenerbahçe'nin bir talebi var. 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili. Fenerbahçe'nin 9, hatta bizim yani Beşiktaş'ın da 5 şampiyonluğu var. Ben size bu sorunun sorulduğunu gördüm. Siz böyle kusura bakmayın ama benim hissettiğimi söylüyorum. Size öyle değilse haksızlık ediyorumdur belki. Biraz bir süre geçiştirdiniz o soruyu. Yani şimdi daha büyük önceliklerimiz var dediniz. İşte bakarız bir gelsin önümüze. Bu arada gelmiş zaten önünüze. Federasyona başvuruda bulunmuş Fenerbahçe. Fenerbahçe başkanı iki günde bir aynı şeyi söylüyor. Yani bu şampiyonluklar bizim hakkımız. Bu hakkımızı verin diyor. Ne kadar daha geçiştireceksiniz? Bu konuyla ilgili bir karar vermesi gerekmiyor mu sizce Türkiye Futbol Federasyonu'nun? Şimdi bence haksızlık ediyorsunuz. Niye haksızlık ediyorsunuz? Bizim önümüze falan gelmedi. Bir federasyon kaç yıl önce geldi bu? Federasyon gündemine. Geçen yıl. 2 yıl önce. İki yıl önce gelmiş bir şeyi 2 yıldan beri herhangi bir şekilde federasyon karar vermemiş. Şimdi bana soruyorsunuz. 15 gün olmuş ve birçok konuyu 3 günde 5 günde çözmüşüz ve önümüzde çok önemli projeler var. Siz şimdi bunu soruyorsunuz. Haklısınız. Peki o zaman size soruyu yani, şöyle sorayım. Bu sorunu ne zaman çözeceksiniz? Şimdi bu sorun mu sorun değil mi ben onu dahi bilmiyorum. Nasıl sorun değil? İnsanlar yani insanlar camiaların hakkı bunlar. Şampiyon şimdi, olmuşlar, kupa almışlar. Şimdi ben sadece Fenerbahçe'nin de değil bu arada Beşiktaş'ın da var. Şimdi az önce bir şey söyledim. Ben dedim bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmam dedim. Ben bu konuda bayağı bilgi sahibiyim Sayın Başkan. Bayağı tarihçilerle falan konuştum, ya, röportajlar yaptım, yayınlar yaptım. Ben değilim. Onun için şu anda bu konuda herhangi bir yorum yapamam. Ne söylesem yanlış olur. O yüzden de şu anda bu bizim gündemimiz şu anda en az 20 tane yapacağımız Türkiye konuda futbolunu ilgilendiren önemli konularımız var. Şimdi bir yıllık bir görev süremiz var. Bu bir yıllık için bir yıl içinde belki 10 yıldır 20 yıldır yapılmayacak veya yapılamamış işleri yapmayı hedefliyoruz. Onun için bunu ne zaman çözeceksiniz falan bunları ben çok şey bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Niye doğru bulmuyorum? Çünkü biz şu anda hedefimiz güzel bir iklim yaratmak. Şimdi bu işi yaparken de bütün kulüplerimizin el ele vererek yapmasını istiyoruz. Şimdi müracaat ne zaman yapılmış, niye karar vermemişler onu da bilmiyorum. Sebepleri ne? Siz şimdi bu biraz kadar önce detay bilen, çok işine iyi, yani çok dersine iyi çalışan bir her şeyden önce iş insanısınız. Sizin bu konuyu yani hiç bilmiyor olma ihtimaliniz yok. Ne olur yapmayın. Ben şimdi burada sizde 1,5 saattir röportaj yapıyorum. Tomografisini çekmişsiniz bütün soruların. Siz hiç bunu bilmiyorsunuz yani bu tarih şimdi, meselesini. Şimdi şöyle ben sadece basından okuduğum kadarını biliyorum. Detayını bilmiyorum. Yani ne zaman şampiyon olmuş, ne olmuş. Yani, ama bu bir sorun ve çözülmesi gerekmiyor mu? Şimdi konumuz şu anda bu değil. Yani konumuz şu anda az önce bahsettiğim gibi biz nasıl kulüplerimizin adaletle
hareket edilmesini sağlayabiliriz? Nasıl şeffaflık sağlayabiliriz? Mesela şeffaflıkla ilgili şunu söyleyeyim size. Biz yeni bir karar aldık. Bir lig koordinasyon kurulu kuruyoruz. Lig koordinasyon kurulunda ne yapacağız? Mesela kulüplerimiz iki tane şikayet ettiği konu var. Bir tanesi fikstür tarihleriyle ilgili şikayetler var. İşte niye ben hep cuma oynuyorum veya niye hep ben pazar oynuyorum da öbür kulüp pazartesi oynuyor da ben seyircim gelmiyordu işte saat 1'de oynuyorum gibi. Bu lig koordinasyon kurulunda Süper Lig için Süper Lig'den bir Kulüpler Birliği Başkanı veya başkanın yönlendireceği birisi bu kurula gelecek. Beraber karar verilecek. İkincisi disipline sevk edilen takımlar veya hocalar veya futbolcular için de bu kurula yine Süper Lig için Süper Lig'den, Birinci Lig için Birinci Lig'den, İkinci ve Üçüncü Lig'den de İkinci Lig, Üçüncü Lig Kulüpler Birliği'nden bir görevlendirecekleri üst düzey birisi gelecek. O kurulda bu atamalar, yani disiplin kuruluna atama veya fikstür beraber yapılacak ve orada o şeffaflığı sağlayacağız. Gerekirse hakem sorununu yabancı hakem getirerek çözmeye ne diyorsunuz? Şu anda onu çok doğru görmüyoruz. Niye doğru görmüyoruz? Mesela David Eleni bize bir rapor hazırlamış daha önce. Biz de çağırdık, davet ettik, geldi. O bize diyor ki ya ben gözlemciler işte Belçika'da olsun. Belçika'dan hakemlerin notunu verelim. Şimdi ben bunu sürdürülebilirlik açısından doğru bulmuyorum. Şimdi yurt dışında televizyondan izleyecek, hakime not verecek. Bir yıl bunu yapalım diyor. Bir yıl yaptık. Elimizde ne kalacak? Hiçbir şey. Halbuki biz sürdürülebilirliği sağlamak için bu işi burada yapmamız lazım. Bu işi yapınca da biz şu anda VAR konusunda aslında birçok ülkeye göre daha ileri bir pozisyondayız. Ve bu yıl biliyorsunuz birinci ligde de VAR uygulamasına geçiyoruz. Geçtiğimiz ay Antalya'da U19, U18, U17 maçlarında 20 gün boyunca orada hem hakemler hem futbolcular da bu VAR uygulamasının provası yapıldı. Şimdi de birinciliği de uygulanacak. Yani biz kendi kaynaklarımızdan biz bir hakem akademisi yapmak istiyoruz. Bu akademide il hakem kurulundan gelen genç hakemleri de bu biraz önce bahsettiğim testleri uygulayıp oradaki bir takım yanlış uygulamalar, yanlış yapılan gözlemci raporlarını ta temelinden, kaynağından çözmemiz gerekiyor. Ama bunlar tabii bir günde, bir haftada, 10 günde olacak işler değil. Altyapıya inerek, adaletli olarak oradan ta temelden gelmesi lazım bu işlerin. İnşallah bu konuda da çalışmalar yapacağız.